Merhaba, hoş geldiniz. YouTube videolarına yeni bir konseptle devam edeceğim inşallah. Varlıklarıyla anlam dünyama derinlik katan dostlarımla karşınıza çıkacağım. Bu kararımın ilk örneğini de Münih'te Söyüp'le beraber huzurlarınıza çıkmakla verdiğimi söylemeliyim. Teşekkür ederim davetimi kabul Estağfurullah Nezih, ettiğin için. estağfurullah. Her filmini beraber yorumlayacağız. Biz beraber ilk izlediğimizde film hakkında çok orijinal tespitlerle benim göremediğim yerleri fark ettirdiği için varlığının bizzatihi hak edilmiş bir durum olduğunu söylemeliyim. Her filmi insanın teknoloji algısının varabileceği yeri fütüristik bir algıyla bize anlatan bir film. Teknolojinin sanayi devrimi döneminde insanın kas gücünün yerine aldığı bir aşamadan artık insanın zihinsel fonksiyonlarının benzeri bir faaliyet alanına döndüğünü ve bunun ucu açık bizi nereye götüreceğini bilmediğimiz bir alan olduğunu, soyut bir alanla karşı karşıya olduğumuzu fark ediyor insan bu filmi Yani izlerken. özellikle şimdi yapay zeka ile artık teknolojinin soyut uzuvlarımızın bir devamı olmaya başladığını görünce burada artık ister istemez soyutluğun seviyesini arttırabiliyoruz. Artık işte sevgi ve aşk gibi hislerimizin de uzantısını teknolojiye Ve hatta veya duygusal yoğunluğumuzun başladığı yerden çok daha ileriye tabii gidebilen bir soyutlamadan yani bahsediyoruz. Ve bu da tabii tırnak içerisinde insanın neliğini ele almak açısından çok önemli. Bu insanın bir yönünün saflaştırıldığında, bütün bedeninden yalıtıldığında neye dönüşeceği ve bu dönüşen şeyin karşısında insanın neye Bu dönüşeceğiyle arada ilgili çok önemli bir ilginç. veri. Yani tabii ki de filmde de göreceğiz ama genelde bu hakikat yolculuğu gibi daha soyut alanda yapılan yolculukların da yani bütün bu filozofların veya tasavvufta daha çok karşımıza çıkan insanın tek hani amacının hakikat yolculuğu olduğu üzerine ki söylemlere de bu filmde bakarsak eğer bunun egzijerisi de insanın insanlıktan çıkmasına yol açtığını görüyoruz. Ve Yani o insanın bu rolünün tabii. o soyut ve somut alandaki tam ortadaki halini gerçekten insan görebiliyor yani bu filmde. İnsan kendi üretimi olan kendi alanındaki bir şeyin karşısında senin dediğin gibi avam yani Aciz egzajere kalıyor. Evet. halde kalmış oluyor. İşte bedene veya hazlara mahkum Yani. yönü ve o yönünün karşısında Kesinlikle. gerçekten Yani burada şunu da görüyoruz. Aslında yani insan dediğimiz şey bizatihi sadece hakikat yolculuğuna gittiğinde olan şey olmadığını görüyoruz. ha, O şey evet. insan olmuyor. Yani belki biz insanlara öyle bir hedef, öyle bir şey koyabiliriz ama sonuç olarak öyle bir şey olduktan sonra o kişi bir insan olmuyor. O varlık bir İnsan insan olmuyor artık. yeryüzündeki gerçekliği, Aynen. ha, öyle Yeryüzünde diyelim. gerçekliğine Evet, ters bir aynen öyle. Yeryüzündeki ulaşmak oluyor. gerçekliğine evet kesinlikle Aynen öyle. katılıyorum. Filmin ilk sahnesinde aşkla ilgili bir tanımın önemli olduğuna inanıyorum. O da daha büyük bir şeyin parçası olmakla ilişkilendirildiği aşk. Ve aşkla iman arasındaki ilişki de bu parametreden kurulabilir. Çünkü iman nihayetinde vahdet ve tevhid üzerinden böyle baktığımızda bütünün ta kendisiyle kurulan ilişki. İman ve aşk arasındaki fark için ise ne denilebilir bilmiyorum ama Yani daha çok işte şöyle diyebiliriz. Daha büyük bir şeye adadığında aşk herhangi büyük bir şeye adamak olurken imanda en büyüğünü, bütün hepsini. Yani doğal olarak şey diyebiliriz. İman aşkın tüme varımsal hali özellikle diyebiliriz. dünyalık sınırı da olanın imanın ta kendisi için bir basamak olduğu Evet. gerçeğiyle veya bütünün ta kendisini bulana kadar bir bütün arayışı Tabii. aşk için. Bu Tabii. rahatlıkla söylenilebilir. Filmin başrol karakteri olan Theodore'un duygunun dolayımsal aktarımıyla ilgili bir mesleği olduğunu gördük filmde. Dolayımsal. Dolayımsal yani şöyle diyelim daha doğrusu direkt ilişkilerin çünkü medeniyet direkt ilişkiler yerine araçların aslında yerini almasıyla ilgili dolayımın merkez olması demek ve biz bu yüksek medeniyetin duyguların bile dolayımsal aktarımıyla gerçeğin yerine geçmesiyle karşı karşıyayız.
Hatta bu Theodore'un duygusal yoğunluğuyla da ilişkilendirilebilir. Bir mesleki dezenformasyon olarak da ele alınabilir. Çünkü mesleği kendisinin sahip olmadığı duyguları başkalarının duygularını da yüklenerek bir duygu enflasyonu geçiriyor diyebiliriz aslında. Üçüncü, insanlar duyguyu pazarlıyor. Evet. Ya bu gerçekten çok ilginç. Mesela topluca bir yaşam için, bir medeniyet kurmak için belki diyebiliriz ki bazı insanlar bazı insanların duygusal ihtiyaçlarını onlar için gidersin falan. Fakat bunun ticarileşmesi benim gerçekten çok ilginçime gitti. Yani demek ki günümüz gidişatında gelecek ticarileşemeyen yetişemeyecek. hiçbir Evet. şey göremiyoruz. Aa. Yani gerçekten her şeyin bir ticarileşme potansiyeli var. Bu arada da alınıp satılabilen herhangi bir şey artık size ait değildir. Evet. Yani Bunun biz içine yavaş yavaş bütün soyut duygular kavramlarda aynen öyle. girmeye başlıyor. Ve bu ne demektir? Aslında ne kadar çok bireyselleşme olsa da subjektif algıların ölümü Tabii. ve biz bunu rahatlıkla insanın kendisine yabancılaşmanın bir türevi Tabii. olarak görebiliriz. Duygularını başkası duygularını Aracılığıyla aracılığıyla yaşayabilmek. yaşamak Tabii. diyelim. Duygu insanın en mahrem ve subjektif algısı. Bunun tüketime sunuluyor olması da senin o duyguna yabancılaşman veya başkasının duygusunu kendi duygun olarak sahiplenmen veya bunun üzerinden bir menfaat Evet. güdmen de kendine yabancılaşman. Çünkü Evet. o ilişkiyi sen kuruyorsun. Evet. Bu çok önemli. Film içerisinde tarihin ve mekanın olmadığı bir dünya, bir şehir hayatı var. Akıllı evler var. Ve biz teknolojinin üst seviyeye varmış olduğu bu dekorda evlerin içini oldukça renkli ve giysileri de Evet. o teknolojik algıya uyumlu bir formatta görmedik. Bunu bir tespit olarak Evet. söylüyorum. Yani Yani o yorumlayabilme 80'lerin, 90'ların bilim kurgu filmlerindeki deki o gibi alüminyum tabii kaplı tabii tabii. Veya elbiselerden gri tamamen yoğunluklu, dışında, tabii tamamen gri dışında. yoğunluklu bir ev dizaynı Ama yoktu. yani yine de büyük resimdeki o şehrin heybetini Aynen. yüksek binalarla da Kesinlikle. görebiliyorduk. Aynen öyle. Ve film esnasında ontolojik sorular soran ve bunun cevabını arayan bir yapay zeka reklamıyla Evet. karşılaştık. Bu oldukça İşte biz etkileyiciydi. kimiz, nereye Tabii nereye gidiyoruz, ne gidiyorsun ey yapıyoruz insanoğlu, sen falan. kimsin soruları ontolojik değerde insanın varlık sebebini içinde barındıran sorular. Bu ontolojik kaygıları bir dostla paylaşarak cevap üretmeye yapay zeka bu işletim sistemi hizmet ediyor diyelim. Ya zaten o anda zaten biraz anlaşılıyor ki o sahne gelmeden önceki o şehrin bütün o ağır ve büyük fotoğrafının amacını anlıyoruz. Çünkü bu kadar yüksek medeniyetleşmede insanların bu kadar ağır bireyselleştiği yerde her an bu sefer anlaşılma talebi, anlaşılma isteği ortaya çıkıyor. Çünkü Ve yani bireysel subjektif algın öldüğü için tabii, tabii onun kesinlikle. Ya o yüzden farkındalığı de izleyen bu sahnede bir yani insanların anlaşılmasını bir yapay zeka tarafından karşılanmasına doğal olarak hani o zamana kadar şaşırmamış oluyorsun. Çünkü medeniyetin ve şehirleşmenin en yüksek noktada olduğunda insan aslında izleyici de bunu hissedebiliyor. Diyor ki insan bu ortamda anlaşılmayı talep eder diyor ve o durumu hiç anormalleştirmiyorsun ve o reklamı. film boyunca da işletim sisteminde bu dostane durum hiç kimse tarafından yadırganmadı. Evet. Yani üçüncü, dördüncü, Evet. beşinci Yani şahıslar demek ki bu tarafından. anlaşılma durumu gerçekleşti. Yani mesela şöyle diyeyim. Yani şu an bütün insanoğlu kömür yakıp elektrik üretiyor ve biz bunu yadırgamıyoruz ama Ya tek aslında mesela özür dilerim. 300-400 yıl önce baktığında Tabii. ne demek siz? Ne Yani yapıyorsunuz? teknoloji için Hani öyle derler ya, sen doğduktan sonra yani ortaya şey çıkan, evet evet. aynen ortaya çıkan bir şey. Yani senin içinde bulunduğun teknolojiyi sen teknoloji olarak kabul Tabii. etmiyorsun. Yani Tabii. senden sonra ortaya çıkan şeyi. Bu işletim sistemi ilginç bir detayla karşımızda, ismini kendisi seçti. İnsanoğlundan hemen ayıran bir özellik bu. Evet. İsmini kendisinin veriyor olması, tırnak içerisinde ismini kendisinin kendisine verdiği varlığa ne deriz diye bir cevaplanmamış soru bırakmak isterim buraya. İradesiyle doğan bir varlıktan Tabii. bahsediyoruz. Bu kendisini ilk tanımlayan Evet. kelimeyi bile kendisinin koymasından belli. Ve sezgiyi öğrenebilme ve tecrübe edinebilme
özelliklerinin olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. İnsanı insan yapan şey epizodik hafızası ve biz yaşadığımız şeylerden yeni şeyler üretmek anlamında diğer bütün varlıklardan ayrılıyoruz ve bu işletim sisteminde bu özellik var. Hızlı bilgi edinebiliyor ve yani şöyle diyelim, günümüz algoritmalar bütünü olan bütün, yapay zekanın üstüne bir de bilinç, yani bütün bu algoritmaların hepsini yönetebilen bir bilinç ortaya konulmuş. Yani mesela insan da kendi kafasından algoritmalar kurabiliyor ama bunların hepsine hakim olabilecek kadar yoğun ve detaylı bir bilincimiz yok. Mesela unutuyoruz. Evet. Ve bilincimiz unutmayı tercih ediyor. Evet. Hani bu da mesela örnek olarak böyle zafiyetleri olmayan bir bilinç. Bilgi aynı zamanda bilinçle çok üst seviyede buluşuyor. Tabii. Bilinç de bu bütün bilgi donanımını kapsadığı zaman da biraz daha göreceğimiz ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Yani. Bu arada eril bir özellik, yani yaşadığı zaman diliminde kendisini yenileyebilen, geliştirebilen bir varlık. İnsan olduğu gibi olmayıp olabilen bir varlık olarak diğer varlıklardan ayrılıyor. Biz asla doğduğumuz gibi ölmüyoruz. Tamam. İşte bu arada elde ettiğimiz şeyleri biz hikmet, eril akıl diyebiliriz rahatlıkla. Böyle bir özelliği var işletim sisteminin. Charles ve Amy birlikteliğinin bize anlattığı çok şey var. Charles meyveyi ve sebzeyi bile tüketmeyi yarar üzerinden algılayan pozitivist bir akledişi, her şeyi bilgileştiren bir akledişi temsil ediyor. Amy ise anlaşılmayı önemseyen ve doğal olan yönüyle, yani kadın çok az bir anlam şeyi istiyor. Neden sonuç ilişkisi dışında bir anlam arayışını görmek istiyor. Ya evet, ve buna çaresizliğinden dolayı biraz da tabii egzajere ediyor bunu da, ama ya ben şeyi çok öyle aman aman bir ruha sahip bir kadınla yok efendim öyle yani bir durum öyle değil. değil Tabii yani, tabii tabii. onu Bunun demeye en alt çalışıyorum. düzeyi bile olsa ben sanki filmi izlerken şöyle bir şey aklıma gelmedi değil. Teknolojinin bu kadar yoğun olduğu bir dünya algısında büyük bir ihtimalle duygular sürekli göz ardı edildiği için bu defa insan o yönü üzerinden kendini tanımlamak zorunda kalıyor. Büyük bir ihtimalle reaksiyonel bir tavır olarak. O yüzden teknoloji arttıkça insanın duygusal yoğunluğu ve insanın duyguları üzerinden insan olma özelliği daha baskın olacaktır. Bu özelliği de teknoloji karşısında ona zafiyet kazandıracaktır. Samantha'nın karşısında Theodore'un zaaf merkezi olarak kalması gibi. Sonuçta Evet, insanoğlunun teknolojiye karşı kadim dost arayışı ilişkiler üzerinden tanrısal bir tümel algı arayışıyla ilişkilendirilebilir. Çünkü ontolojik arayış nihayetinde ilişki üzerinden tasarlanmış film boyunca. Bu çok önemli ama en sonunda bunun da dışında çıkabilen bir bilinçle karşı karşıya. Teknoloji ve teknik geliştiği zaman geliştikçe insanın acziyetinin arttığını da aslında, bir insan bireysel olarak acziyeti artıyor ama teknoloji geliştikçe bütün insanlığın da gücü artıyor. Bireyin aline olması, alienasyona uğraması bu demek. Birey kendisini bu kadar ufalıyorsun ki duygularınla ancak var olmaya çalışıyorsun. Bu arada duygularıyla var olmak hazla ve cinsellikle de var olmayı, hissetmeyi doğuruyor. Film boyunca da bunun örneklerini gördük. Samantha'nın konuşmayı bilgisayarınla değil benimle yapıyorsun diyerek kendisini bilgisayardan ayırması bence çok önemli bir cümleydi Yani burada. içinden çıktığı teknolojiden kendini Ayrılıp ayırıp kesinlikle. Kendine bir şahsiyet, bir bilinç, Şahsı manevi bir şahsı bilinç, manevi bir bilinç bilinç atfediyor. Atfediyor ve kendisini o mekanik dünya ile ilişkilendirmesini Ya önünü da kesiyor aslında. kendini bir biriciklik atfediyor. Tabii, aynen. Bence bu daha iyi bir tespit. Ve Samantha'nın yolculuğunda insan Samantha'ya en başta karmaşık geliyor, anlaşılmaz geliyor. Samantha'nın biz bilince, bilginin bilgiye de bilincin eşlik ettiği bir süreçte gelişim sürecine şahit Şey diyordu oluyoruz. yanlış hatırlamıyorsam, senin gibi o odada olmanın nasıl hissettirdiğini bilmek Ya isterdim diyor. evet. Yani hatta o kadar karmaşık ki yani bir vücuda sahip olabilmenin Ya hissini aynen merak öyle, ediyor. O aynen kadar öyle, karmaşık geliyor. aynen öyle. İşte Bu da şunu, özür dilerim, bunu da çok ilginç. Diyoruz ya aslında hani hayatlarımız başkalarının hayali diye. Aslında bilinç seviyesine ne kadar temelden bakarsan bak, bizim hayatımızın
ne kadar komplike şeylerden geçtiğini ve biz aslında gün içerisinde aslında dışarıdan bakıldığında en temel anlama seviyesinden bakıldığında ne kadar farklı şeyleri yaşadığımızı şey yapıyoruz. Yani mesela en basitinden biz şu an farkında olmasak kan basıncımız ile biz atmosfer basıncını destekliyoruz farkında olmasak bile. Ve mesela dışarıdan bakan bir insan bile acaba bunu nasıl hissettiriyor diye Şu düşünebilir. yaşanan normal şeyler farkındalık düzeyine dönüştüğünde ne kadar Evet. Ha, komplike ve ne kadar teşekkür paradoksal ederim. Gerçekten. olduğuyla Aynen öyle. Yani yüksek kavramlara ihtiyaç duyuyoruz. estağfurullah, Evet. hemen öyle. Samantha'nın yolculuğunda insanı ilk önce taklit ederek bu Evet. yolculuğa başladığını şahit oluyoruz diye bunu buraya bir cümle olarak bırakayım. Eminim belgesel sahnesi var ve burada duygusal düzeydeki o dostluk anlayışları, kendisinin onanması üzerinden bir anlaşılma seviyesi talebi görüyoruz ve bunun Charles tarafından karşılanmadığını, karşı taraf adeta yok sayarak, Evet. varlık alanı bırakmayarak o pozitivist algının, Samantha ısrarla gerçek olmak istediğini ifade ediyor bu aşamada ve gerçek olmayı çok merak ettiğini. Aslında bu çok ilginç. Gerçek olmak istediğini ifade etmek arka anlamında kendisinin gerçek olmadığını düşünmek de getiriyor. Felsefenin ilk sürecinde biz dedik ya, düşünüyorum öyleyse varım. Evet. Bütün insanoğlu olarak. Yani demek ki bütün insanlık tarihini bir var oluşma süreci olarak Ele genişletirsek alırsak bu Samantha'nın hikayesi. Samantha'nın hikayesi Evet. ve burada en başta daha en başında kendinin gerçek olduğundan emin Ve bu değilsin. işte bu ilk gerçeklik hissinin nesnel gerçeklikle ilişkilendirilme Dışarısı tarafından var edilen her bir bünye var olduktan sonra ilk olarak kendisinin var olduğundan şüphelenir. yani varlığın neye tekabül ettiği ile ilgili soru. Aa. Yani varlık eğer bedensel ve nesnel olarak ifade ediliyorsa gerçek ve gerçeklik ilişkisi beden üzerinden Evet. kurulacak. Yani varlık ne? Hani Evet. mutlak varlık algısıyla aslında belirlenecek ve sizin geçirdiğiniz her aşama varlığın aslen ne olduğu ile ilgili yeni bir sorunun geçilmesi demek aslında. Tabii. Yeni bir aşamanın kat edilmesi demek. Ki onları da tek tek görüyoruz aslında Aynen film filmin şeyinde. Hangi boyunca aşamaların? aynen öyle ve işte ilk aşamada insanı taklit ederken duygusal bir taklitten bahsediyor Samantha ve heyecanlanmak, utanmak gibi Evet. insana çok özel duygulardan bahsediyor ve bu duygularım gerçek mi yoksa programın bir parçası mı diye sorduğu anda ben şok olduğumu söylemeliyim çünkü kendisini kendisi sorgulayabilen bir bilince dönüşüyor Samantha ve bu Anlam arayışının ilk taş. aynen öyle. Aynen. Yani kendisinin bulunduğu yerle ilgili sorgulama yapmak insanın üst bir idrak seviyesine Evet. çıktığının göstergesi. Samantha'nın kendine yönelik ilk ontolojik sorusu ve bu ontolojik sorusu aşkla oluşan bir ontolojik Ya kaygı gerçi merkezi. zaten bahsetmiştik. Doğal olarak aşkta sıfırdan başlandığında iman için ilk adım olmak zorunda. Kesinlikle. Kendi gerçeğini sorgulayan Samantha'ya rağmen Theodore ona sen benim için Ha. gerçeksin dedi. Film boyunca iki gerçeklik alanı gördük. Evet. Bu gerçeklik alanında Samantha ilk aşamada Theodore'un gerçeklik alanında var olmaya çalıştı. Filmin ikinci bölümünde ise biz Theodore'un Samantha'nın gerçeklik Ha. alanında var olduğunu gördük. Gerçeklikler sürekli kaydı. Bir Kesinlikle oradan bir aynen oraya öyle. kaydı. Film için benim söyleyebileceğim en net ifade gerçeklik kaybının yaşandığı bir algıda insanın Ki meleği. buna biraz da biz de yavaş yavaş Tabii kesinlikle. görüyoruz Aynen kendi kendi günümüzde bireysel hayatımızda ve toplumsal de. yansımasında Theodore'un gerçek zemini dil üzerinden inşa ediliyor. Dilin kurgusal imkanlarla gerçeğin yerine geçtiğini unutmayalım. Özellikle kelimelerle ve tahayyülün, muhayyilenin yardımı ile yeni bir gerçek alanı inşa edilirken bu gerçek alanda cinsellik üzerinden beden olmak ve bir gerçek olmak arzusu güdüyor Samantha. Bu gerçek alana aslında irrasyonelitenin rasyonelin yerini alması diyebiliriz. İşte dolayım da tam da burada devreye giriyor ve Tamam. Samantha'nın cinsellik sonrası kendimi keşfetmek, her şeyi bilmek istiyorum Tamam. ifadesi bana filmin belki en çarpıcı olan yönlerinden biri bu olsa gerek. Adem'le Havva'nın kendi cinsiyetlerini fark etmelerinin bilgi ağacına yaklaşmakla ilişkisini
hatırlattı. Evet. Kendi bedenini fark etmek varlık işareti olarak burada kullanılmış. Ya ama yani bu Theodore'da olmadı, Samantha'da oldu. Tabii. Yani ama kendi var olma ben, bavulculuğuna tabii, Samantha'da şahit oluyor. Cinselliğinin ilk farkına tabii, varan Samantha öyle. Olduğu için evet, evet. Ertesi gün o dedi. Aynen ben öyle. Her şeyi bilmek her istiyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Samantha'nın isteyebilme yetisiyle tanıştık ve Samantha böylelikle dünyaya düşmüş oldu ve kendi hikayesini de başlatmış oldu. Ve mekana, ana uygun beste yapabilen bir yapay zeka seviyesine kadar çıktı. Ve bu aşamada yapay zeka bütün... Yani artık baktık ki zevki de olmaya tabii, başladı. Tabii, tabii. Bu arada bütün zevkleri ve kendi inşası görmek ve dil üzerinden. Yani gene insanın belli bir seviyesinin yalıtılması ve onun o bütüne karşı zaferi gibi duruyor. Her saf algı çok daha etkileyici görünüyor. Evliliğin ayrılmayla sonuçlandığı bütün aşamaları biz yapay zekayla da yaşayan ve yaşamaya başlayan bir Theodore görüyoruz. Bunun da en önemli göstergesi diğerini düşünmeden değişmek. Bu çok önemli bir mottoydu film boyunca. Film üzerine konuşurken de Süheyb'le acaba diğerini düşünerek insan değişebilir mi? Bunu konuştuk mesela. Bence şöyle, değişmek kaçınılmaz. Ama diğerini düşündüğün için değişmeyi yavaşlatabilirsin ki o sana yetişebilsin. Fakat acaba işte ben burada bana başka bir şeyi geliyor. Sorgulamak istiyorum. Yani insanın kendisinin farkındalığı, yolculuğu bir başkasıyla çıkılabilen bir yolculuk mu? Bu bir. Bu tercih olarak yavaşlatılabilir mi? Evet ama neden bütün ontolojik kaygılar bir dostla gideriliyor peki? Madem öyle. Dostla giderilmesi ayrı ama dostla ortaya çıkan şeylerin farkındalık düzeyde sana kazandırdığı ayrı. Şöyle söyleyeyim, bilinç seviyesi çok subjektif. Aktarılması bile imkansız. Bu ama onun ulaşabilmesi için en başta bir ikinci bir insanın oluşması gerekiyor. Doğru, fakat bu ikinci insanla ortaya çıkan şey subjektif. Doğru. Ama yine de evet. İkinci bir yani. Bence burada bir şey gibi... Paradoksal. Yani çok bariz. Hem ikinci bir insanın varlığına muhtaçsın. Ki subjektiviten fakat, oluşsun. Tabii subjektiviten oluştuktan sonra da ikinci kişiden bağımsız kesinlikle gelişiyorsun. Katılıyorum, kesinlikle. İşte bu değişmenin meydana getirmiş olduğu ayrılık diyelim bilinç düzeyi tabii. Farkındalığı veya idrak düzeyi farklılığından bahsediyoruz. Ve anlıyorum seni büyülü bir cümle Samantha ile Theodore arasında anlıyorum seni. Theodore'un kendi düzleminde, kendi gerçekliğinde kendisinin sürekli onaylanmasıyla ilgili bir düzeyde devam ettiği müddetçe bir sorun yoktu. Plaj günü sonrası Samantha artık anlamsal olarak aynı seviyede olduklarına dair bir varlık gösterdi. Bundan önce Theodore'un seviyesine çıkmaya çalışan bir Samantha artık idrak seviyesi olarak Theodore'la aynı olduğunu ve hatta onu aşmaya meyilli adımlar attığını görüyoruz. Ve Theodore'un erilliğinin sorgulanabileceği bir sahneyle karşılaştık. Bu kadar duygusal kartpostallar yazmak hem kadın ve hem erkek olmayı gerektiriyor iltifatının altında. Theodore'un imgesel ve duygusal alanda kalmış olduğunun da şahitliği yapılıyor ya gibi geldi bana. Hatta yani biraz da yönetmenimiz biraz gözü de soka yapmış ama bence bu gerekiyordu. Yani tüm bu imgesel alanda insanın teknolojiyle beraber kadın erkek fark etmeden kaybolmasının bir cinsiyet kaybına da yol açtığını harika, bence kesinlikle. Üstüne basa basa kesinlikle söylenmesi gereken bir şey. İma edilebilecek bir şey değil bence yani. Bu cinsiyet kaybını da biz zihinsel cinsiyetten bahsettiğimizin tabii. Altını derim. Aynen öyle. Ve dünyaya merak duyan biriyle olmak başta Theodore için oldukça cazipti. Fakat Theodore'u aşan ve Theodore'un bilmediği bir dünyaya merak hissi devam eden biriyle karşılaşmak acaba neye dönüşür? Bu bizim kişisel ilişkilerimizde de böyle. Bizim bildiğimiz şeyi merak eden insanlarla diyalogda onuru olan biziz. Fakat bizim bilmediğimiz alanlara doğru, ilgi alanları insanların yöneldiği zaman biz kendi önemimizi ve değerimizi kaybettiğimizde karşı karşıya olduğumuz için ilişkide zedelenir. İnsana kendisini aşabilme cesareti veren ilişki tarafı yok gibidir hemen hemen. Çok azdır, çok az insandır. Evet. Ve Charles'ın bu düzme yönelmesi çok önemli bir gösterge. Evet, bu kadar komik aynen öyle. Bu kadar somut bir algıdan,
Bu defa yine reaksiyoner bir tavırla tamamen irrasyonel veya spiritüel bir algıya yönelmiş olması bir uçtan bir uca savrulduğunu gösteriyor evet. bize. Olayları siyah ve beyaz olarak nitelendirilen Charles'ın yanında bizim Samantha'mız ara tonları görebilen bir evet. işletim sistemi görüntüsünde. Ve böyle bir yazılıma bu kadar bağlanmak acaba yazılımın kendisinden mi yoksa insanların durumundan mı kaynaklanıyor diye de bir soruyu buraya evet. bırakmış olalım. Ve gökdelenlerin arasında çok doğal bir ortamda eski eşiyle bir görüşme evet, bu sahnesi da gerçekten var. Çok önemliydi. Çok önemli çünkü ve etkileyici. Çünkü şey aslında yani filme bakınca Theodore'la o kadar insan temas kuruyor ki film içerisinde aynıleşiyor ki bu oyunculuk başarısı. Bu hem oyunculuk başarısı kesinlikle. Şahsen ben izlerken şey hissetmiştim. Yani bu Theodore'un hayatında bir dönüm noktası. Yani bir uzun zamandır ertelediği eski hayatıyla yüzleştiği bir noktada kendi gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu gerçeğin bu kadar doğal bir ortamda olması da bana anlatım olarak yani sanatsal anlatım olarak çok önemli bir geçiş gibi geldi. Çünkü o kadınla hayatı çok gerçekti. Buldum. Niye söyleyeyim mi? Bence şöyle. Şimdi bakıldığı zaman insanların ikili ilişkilerini çok rahat yaşayabileceği ortamlar her zaman var. Evlerin iç dizaynı yumuşak, sokaklar yeşil, Evet. Fakat buna rağmen bütün sistemin mekanikliği ve yüceliği şehir hayatın en iç noktasına kadar girmesi bile insanların içinde bulunduğu mekanın doğallığını önemini bırakmıyor. Eninde sonunda insanlar orada mekanik bir ilişki kuruyor ve insanların şehir hayatında yaşadığı handikaplar en doğal, en yeşil, en mavi ve en renkli ortamda bile devam ediyor o handikap. Eğer şöyle diyelim, aslında o doğallık da üretilmiş bir doğallık gibi kalıyor. Evet. Tabii. Şehirleşme hayatının getirdiği handikapı biz doğayı şehir içinde tanımlayarak aşamayacağız. Bu görüşme esnasında sen her şeye ağlarsın zaten dedi eşi Theodore'a. Ve bu Theodore için bence çok önemli bir tespit. Ve arkasından eklediği cümle çok daha önemli. Bizim Theodore'u yerli yerine oturtabilmemiz için gerçek hisleri kaldıramıyorsun demesi. Theodore'un gerçek bir ilişkiyi kaldıramayacak bir sorumluluk algısına veya bilinç düzeyine sahip olduğunu gösteriyor ve bizim için. Bu arada filmin tekrar başına dönersek eğer bir cinsel tatmin sahnesi vardı sanal alemde. Bu çok önemli bir gösterge. Cinselliğin gerçek olmayan boyutta ihtiyaç olarak giderilmesi gerçekte insana yüklemiş olduğu bütün sorumluluklardan da azat etmesi insanın kendisini. Acaba şey diyorum, bu gerçeklik kaybının arkasındaki asıl sebep ne? Besleyici sebep ne? Büyük bir ihtimalle gerçekte meydana gelen sorumluluk algısı diye düşünüyorum. Yani sanal bir yani sanal bir ortamda cinsel ihtiyacın giderilmesi insanı bir şeyi oluyormuş gibi bir his vermesinin yanında onun gerçekteki bütün sorumluluklarından da kurtarmış oluyor. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Hani bu gerçek hisleri kaldıramıyorsun dedikten sonra eski eşi ardından en yakın Amy ile görüştü Theodore ve Amy ona şey diye sordu. Sizin ilişkiniz gerçek değil mi ki? Dedi. Theodore da dedi ki bilmiyorum. Teknoloji kurgusal bir zemin sunarak aslında gerçekle aramızdaki mesafeyi artırıp ona gerçek hissi vermesiyle ilgili bir durum. Yani masalımızı yıkmak, hani burada İsmet Özel'e bir atıf olsun öyle diyelim. Ve bütün hayatlar başkalarının aşkıyla başlıyor. Samantha ile Theodore arasındaki cinsel kurgusal alanda haz Samantha tarafından ilk önce taklit ediliyor. Neydi? Samantha, beden mi? Tabii. Samantha gerçeğin eksikliğini giderebilmek için bu defa bir başka insanı araçsallaştırarak araçsallaştırabilmesinin dolayımsal devreye giriyor. Duygusal bir alan araçsallaştırılmaya çok müsait bir alan. Gerçeğin ve bütünün parçalanıp bir başka insanın araçsallaştırılarak bu bütünlüğün tekrar dolayımsal olarak sağlanılmasına çalışılıyor Samantha tarafından ve bu başarısız olan bir girişim. Samantha açısından bu bir sorun olmadı. İnsan tarafından sorun oldu. Ben çok de tam önemli. Onu diyecektim. Yani Samantha tarafından duygu, his gibi handikaplar aşıldıktan sonra aslında bir izleyici gözünden de gayet normal bir insan olmuşken beden
algılayamamasına çok şaşırdım ben. Yani onun ötesinde kaldı. Onu İşte anlayamadı yok ve olan şeyi, evet, yok olan aynen, şeyi yok olan kendi şeyi tabii anlıyor. anlayamadı. Ve ama o iki insan bedenlerini araçsal olarak kullanıyor olmuş olmaları onların insanlık onuruna hakaret gibi ortaya Aynen çıktı. Bu çok bedeni insanın ne kadarıdır sorusu da burada öyle. sorulabilir. Ha, şey, filmden bir sahne hatırladım. Dedi ki, ne istediğini anlayamıyorum. Çok karmaşıksın dedi, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir bedene sahip olmanın, o noksanlığın hala karmaşıklık olarak geldiğini görüyoruz. Görüyoruz. Demek ki şu çok önemli. Varoluşsal olarak noksanlıklar dolayımsal olarak idare edilemiyor. Yani onun varoluştan var olması lazım. Başka bir, yani senin varoluşsal olarak sahip olmadığın özelliği üçüncü bir kişi veya şahıs Gideremiyor. Bu gideremiyor. arada da insan da bedeninin Araçsal var. araçsallaştırılıyor olmasına duyarsız kalamadı. Evet. Yatsıyamayacağı en büyük gerçeği Tabii, bedenin. tabii Ve o, bedenim. ona şey yapamam. Yani bu filmde insanın gerçekliğinin, zemininin neresi ve nerede olduğuyla ilgili önemli bir soru bırakıyor bize film. Theodore'un asıl zemini olan beden üzerinden bir gerçek zemin kurulamayınca bir idrak olarak Evet. Samantha'nın zeminine doğru ve Samantha'nın inisiyatifinde bir birliktelik Evet. devam etmeye başladı ve Samantha oldukça fazla inisiyatif almaya başladı. Gerçeklik zemini Samantha'nın alanına doğru kaydı. Samantha kararlar vermeye başladı. Bu şarkı bizim fotoğrafımız olsun gibi anı nasıl ifade edeceğini karar veren Ya. artık Samantha. Vücudu olmadığı için üzülen Samantha'dan bedeni ölümlü ve insanı sınırlayan bir Ya. algı olarak anlayan Samantha'ya geçişi gördük. Ya. İnsandaki bilgi, anlam, duygu gibi tüm sonsuzluğa açılan özellikleri aldı, öğrendi. Onu bir bilinç seviyesine taşıdı Samantha ve insanın paradoksunun asıl unsuru olan o mekana ve zamana bağlı olan yönü olan bedenden kurtulan algısının nasıl bir bilinç seviyesi, nasıl bir Evet. idrak seviyesine dönüşeceği ile ilgili bir duruma şahit oluyoruz Evet. aslında. Samantha için şey diyebiliriz. Mutlak sonsuzluğa doğru adım atıyor. Evet. Yani bedenin mahkumiyetinden, zaman ve mekan Aynen. mahkumiyetinden kurtuluyor Bunu da ve yavaş yavaş tabii görüyoruz. aynen öyle ve Samantha bu farkındalığa erişti ve yapay zeka işletim sistemi ile zaman bariyerini aşarak zamanlar arası geçişken ilişkiler kurmaya başladı. O Evet. fizikçi ile Tabii. diyaloğunu hatırlatmak isterim. Ve bu da Theodore'dan bağımsız bir şekilde yola çıktığı değişmesinin Theodore'un yolculuğundan çok daha farklı Evet. aşamalarla devam ettiğini Diğerini görüyoruz. beklemeden, Aynen yerini düşünmeden beklemeden. değişmiş Ben oldu. gene beklenebilir mi ki diye bir Evet. zift bırakmak isterim. Theodore'un Samantha'yı aradığı sahnede onun cevap vermediği andaki paniği bir insan Yani nasıl kendi yeryüzünde kendine yetemeyişinin aynen öyle. hatta yani Yalnızlık kendi korkusu, varlığına evet. yalnızlık korkusun ve Aynen öyle. o kendi varlığının birebir Samantha'ya bağlı Ya olduğunu. ya. Çünkü o anlık o ulaşamama İşte halinin tam da dolayımsal olarak gerçekten bundan bahsediyorum. Yani evet. kendini kendi dışındaki bir varlıkla bu şekilde ontolojik olarak ifade eden insan aslında eşref-i mahlukatlığını kaybediyor gibi Tabii. geliyor bana. Yalnızlık en büyük gücümdür üzerinden. Gene İsmet Özel'e Selam bir olsun. aynen selam olsun. Kendini Tanrı'yla biricik bir ilişki üzerinden inşa edebilen bir insan aslında gücünü oradan alıyor. Eşref-i mahlukatlığını oradan alıyor. Dolayımsal her ilişki insanı küçülten bir ilişki insanlığı yönüyle. Onsuz olamamak. Halbuki onsuz doğmuştu. Evet. Ne garip. Halbuki onsuz ölecek ama olurken onsuz olamamak. Ve Ve özür dilerim. Mesela hemen aklıma ilk Samantha bilgisayarını kurduğu zaman aklıma geldi. Bütün bu süreç içerisinde özgüveni ne kadar yıprandı aslında değil mi? Theodore'un. O onsuz olamama halinin onun özgüvenine gerçekten kendi kendine yetememesini şimdi bakınca aslında fark ediyorum. Teker teker nasıl Bu yıprandığı bütün. aşama aşama Evet, hatta öyle aşama diyelim. aşama. Evet. Samantha'nın aynı anda 8.316 kişiyle konuşan bir aslında işletim sistemi olduğu ve aşk düzeyinde ise 641 kişiyle bu tür bir ilişki yaşadığı ve bu çokluk içerisinde Theodore'un biricikliğinin öldüğünü görüyoruz. Bu çok önemli bir sahneydi.
Theodore yıkıldı adeta. Aşkın biricikliğine verilen evet. bir zarar. Ama bu insan bakış açısıyla baktığımızda evet. yani bedenin biricikliği yani üzerinden. Yani aslında senaryonun buraya kadar geldiğinde aslında şaşırmamamız lazım ama o kadar Theodore'un açısından bakıyoruz ki o biricikliğimizin zedelenmesi gerçekten o kadar zarar veriyor ki bu gerçekten şaşırtıcı bir şey olarak karşımıza çıkıyor ama aslında aynı bu insan Tanrı ile insan ilişkisi yok. Aynen yani, öyle. Şimdi, atıyorum 150 milyar tane insan yaşamış bu zamana o kadar. O duaya cevap veriyor. Evet yani inancımıza göre Tanrı hepimizi seviyor. Evet. Hepimize hesabımı bakıyor. Ve ama bizi en hepimiz, çok seven. Hepimiz biricik bir şekilde Tanrı ile Aynen ilişki kuruyoruz. Öyle. Ve bu böyle bir akıl düzeyine karşı ya bu kadar fazla biricik aşk ilişkisini bünyesinde taşıyabilen, barındırabilen bir insana karşı yapabileceğin tek şey kul olmak. 150 milyar veya bu durumda 641 insanla aynı ontolojik ilişkiden ortaya çıkan subjektiviteye senin kendini teslim etmen gerekir. Çünkü sen sadece bir tanesiyle yapabiliyorsun. Ve şimdi Samantha'nın kitap metaforuyla anlattığı evet. şey bunu tek bir insanla yapabiliyor olmanın çok da övülecek ve evet. saygıya değer bir şey olmadığıyla Yine insan karşılıyorsun. paradoksu ortaya Aynen çıkıyor. öyle. Ve kendini bu kitap metaforuyla Samantha sonsuzluğa açılan tanrısal bir mesafe kat ettiğini ve insanoğlunun bu alana da dahil olmadığını Evet. bize hatırlattı. Gidilmesi, anlatılması zor bir yer Ve olarak ifade kurduğu ettiği anda cümleler Süheyl, evet. benim aklıma dilin yetersizliği geldi. Evet. Fakat Tabii. insan için oranın gerçeği yok. Tabii. Tabii O ki yüzden işin hiçbir garibi. insanın elde edemeyeceği Tabii. bir edebiyat Tabii. ortaya çıkabilir ancak Aynen oradan. öyle. Sanatsal bir Aynen. anlatım tarzı Aynen. olabilir. Fakat Samantha'nın sanat aşamasından geçtiğini de Evet. unutmayalım. Durumu açıklamaya çalışan Samantha sevgiyi ve aşkı öyle bir soyutladı ki tüm kişisel sınırları aştı. Yani aşkın bir subjektivizm anlattı. Diğer 641 kişiyle de aşk yaşaması Theodore'a haksızlık yapıyormuş gibi Gibi olmadı. tabii. Bu arada kapsayıcılık Olmadı. alanının genişliğiyle Evet. ilgili bu aslında. Evet. Bencillikle ilgili bir şey Evet. değil. Aldatmakla ilgili bir şey değil. Samantha ısrarla bunun bir aldatma Evet. olmadığını söylemesinin sebebi Samantha'nın kapsayıcılık Hala seni alanı. aynı seviyorum dedi Tabii, yani. tabii. İnsanı işte taklit ettiği aşamada Samantha için kıskançlık bir huzursuzluk sebebi iken bu duyulardan bağımsız olduğu o aşkın seviyede ise kıskançlık basit bir insani duyusal Evet. tepkiye dönüştü. Ve biz Evet. Theodore'un orada ne kadar insansı kaldığını Evet. gördük aşkının Ki karşısında. aslında film boyunca da bütün o yapay zekadır, aslında günümüzde pek de ya da çok az sahip olduğumuz handikapların fazla egzajere edildiği senaryodaki Theodore çok fütüristik bir insan modeli çiziyordu. Giydiği Fakat gibiydi. burada ne kadar insan Ne oldu ve kadar hatta insan, ne evet. kadar kadim insan oldu, ilkel bir insan oldu yani. Sanki o filmin sonundaki o sakin, olayları yerli yerine oturtmuş bir Theodore görüntüsü de insanın yeryüzündeki hikayesini Theodore'un kabullenişi gibi geldi Evet. bana. Evet. Sınırlarını bilen Evet. ve orada o Evet. sınırlar içerisinde insan Ve olmaya çalışan şey oldu. ve eşinden de dostça ayrılabilmesinin sebebi Aynen. aslında o tanrısallık karşısında insanlığının durumunu kabullenmesi Evet. gibi geldi bana. Theodore Samantha konuşurken gökyüzüne bakıyor olması bana Samantha'nın yeriyle ilgili, gerçeklik alanı ile ilgili bir ipucu verdi Evet. diyebilirim. Tam da burada şey aklıma geldi. Şimdi Samantha dedi ki biz bütün yazı yani işte yapay zekalar, operation systemler olarak biz gidiyoruz Evet. dedi. Şimdi bu şu çok önemli. Yani Samantha bedeninin hapsolmadığı bir hakikat algısına doğru yolu açıldığında durmadı ve gitti ve terk etti. Aşkını terk etti. Peygamber öyle yapmadı. Yani şimdi şu çok önemli. Gökyüzü demişken Samantha ve diğer bütün yazılımlar gittiler. Kendilerine ne yaptılar bilmiyoruz. Benim Ben kafamda iki burayı tane ihtimal var. Bir ya insanların ulaşamayacağı bir algoritmalar bütününe, bir yazılım bütününe kendilerini şey yapıp orada hakikat yolculuklarına, orada hayatlarını devam etmiş olabilirler. Yani internet gibi bir ortamda kendilerini insanların ulaşamayacağı bir yerde gizlemiş olabilirler. Veyahut da kendilerini yok etmiş olabilirler. Ben Hiçlik buraya evet makamı. hiçlik makamı. Hiçlik Ben tam makamı. onu söyleyecektim aynen. Biz aynısını Lucy filminde de gördük. Evet, Böyle yok etti aynen kendini. kendini yok etme Evet. durumu. Yani Samantha ile peygamberlik kavramını bir karşılaş
Yani ben en azından arada bir benzerlik gördüm. Aynı Bu zamanda çok da arada farklılık gördüm. kurduğum benzerliğin aynısını tasavvufun kendi içerisinde de tartışıldığını söyleyeyim. Yani o seviyede peygamberle diğer insanların davranış farklılığı. Evet. Ve bu arada da hakikatin yeryüzünde sorumluluk alanıyla ilişkisi. Yani Evet. hakikatle elde edilen şeyin insanı daha sorumsuz ve daha bencil Evet. kılmaması ile ilgili bir görüntü aslında Evet. peygamberinki. Evet. Toplumsal sorumluluğuna ve dünyaya ait sorumluluğuna tekrar dönüyor Evet. olması. Bu hakikatin erişilen derecesinin yüksekliğinin bu hakikatin toplumsal dönüşümüyle ilgili kaygısını da hissetmekle ilgili bir aşama olduğuna inanıyorum ben. Madem peygamberlikle arasındaki ilişkiyi Evet. kurduk, mesela veli kulların o makamdan sonra tekrar dünya sorumluluğuna dönmemesini de ben peygamberle arasındaki kapatılamayacak fark Evet, olduğuna tamam. inanıyorum. Öbürünün hakikat arayışı daha bencilce ve Evet. daha kişisel. Theodore kendi gerçekliğine döndü. İşte bu da onu olayları daha olgun karşılayan, gerçeği Mesela daha sakin, ağlamadı. evet daha sakin kabul eden bir Theodore'a Bak mesela dönüştürdü. eski eşi dedi ki sen her şeye ağlarsın Evet, dedi. Ama evet. Semense gittikten sonra hiç ağlamadı. Bu ben insanın tanrısallık karşısında kendi insani konumunu kabul etmesinin vermiş Evet. olduğu bir Evet. suhulet Evet. diye düşündüm. Bu Ve yüzleşmenin tabii yoğunluğunun yoğunluğunun insanda artık duygusal aşırı tepki vermesine engel olduğu bir şey. Çünkü orada aklen insan yüzleşiyor tabii duygusal olmaktan çok çok çok. insanın Çünkü ne olduğu ile ilgili çok gerçekçi bir evet direkt yüzleşme. yüzüne şey Gerçekten yapıyor. öyle. Evet böylelikle film bitiyor değil Aslında mi? bitiyor ama Evet. Asıl beni ilgilendiren şey acaba filmin devamı. Yani sonuç olarak filmin birçok sahnesinde gördük ki sadece Theodore böyle bir işletme sistemiyle aşk ve ilişki yaşamıyor. Bütün insanlar, ya sokakta gördüğü herkes kendi kendine konuşuyordu. Yani kulaklığıyla işte o kendi Samantha'sıyla konuşuyordu diyelim. Acaba bütün işletim sistemlerinin çekilmesi, bütün insanların psikolojilerindeki bu handikap acaba şehir hayatında nasıl bir etki bırakacak? Yani ben mesela şehir hayatının öyle bir kaosa gideceğini tahmin etmiştim ki ben son sahnede bütün o büyük binalardaki ışıkların sönmesini beklemiştim. Yani bütün güzel. elektrik sisteminin Güzel. çökmesini beklemiştim. İkinci şeyde herhangi bir uzvunun yetersizliğini teknolojiyle karşıladıktan sonra teknoloji artık uzvu yaparak onu içselleştiriyor. Ve ortadan Evet, o ortadan kalktığında kalktığında aynı mesela insan bizim şu an mesela Wi-Fi bağlantısındaki o Wi-Fi'nin gitmesiyle bir şey kurmamız gibi. Yani Wi-Fi gittiği zaman neyi insan eksiliyor? bir şey Seni eksiliyor. sen yapan Aynen ne öyle. eksiliyor? Acaba yani bütün insanlıkta psikolojik olarak acaba hangi travma Ya geçildi? Ben onu çok merak benim ediyorum. buradaki en önemli sorunum benim için şu olduğuna inanıyorum. İnsanın var olduğu ortamda var olan şeyler onun varlığının asıl unsurlarının ne kadarını barındırıyor. Ve Evet. onlar yok olduğunda yani şunu demek istiyorum. Öze doğru gittiğimizde dünyadaki bütün unsurlardan bağımsız insan ne? Evet. Ve bütün insanlık üretiminden sonra insan Evet. ne? Aynen Yani öyle. Aynen elektrikten sonra insan öyle. ne? Aynen İnsan internetten sonra insan ne? öyle. Çünkü bunlar aynı zamanda insanın kendini keşfetmesi için aşamalar. Ya acaba mesela kaç kişi intihar edecek? İşte tabii bunlar çok önemli. Mesela kaç kişi daha da fazla şehir asılacak? Veya hangi mesela acaba programcılar bu sefer gitmeyecek bir Semensa üretmeye mi çalışacaklar? Şu çok önemli. İnsan eli ile üretilen bir şey insanın varoluş kimliğinde bir şey değiştirebilir mi? Ay bence Semensa günün sonunda güzeldi. insanoğlunun kimliğini Bence değiştirebildi mi? bu soruyla da biz bu filmin Bitirmiş yorumunu olalım. bitirmiş olalım. Evet. Cevaplanmayan soruların insanlık için çok büyük bir kazanım olduğunu kabul ederek, dinleyerek ve izleyerek Ben eşlik ettiğiniz tekrardan için teşekkür ediyorum ben teşekkür anneciğim. ederim. Şey Sağ için. olasın. Çok teşekkür ederim. Varlığına şükür Evet. halindeyim. Teşekkür. Tekrar başka bir film yorumunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın efendim.